Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 27. haftası 6. videosundayız. Ne anlatacağız? Küpte kaldığımız yerden devam edeceğiz aslında ama farklı bir bölüm birim küplerle oluşturulabilen yapılardan bahsedeceğim size. İnce ayrıntı diyebiliriz. Böyle ince ayrıntılar sınavda karşımıza çıkmaya aday diye söyleyebiliriz. O yüzden Buna dikkat edin güzel şeylerden bahsedeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 35'te kalmıştık. Evet birim küplerle oluşturulabilen yapılar var. Öncelikle arkadaşlar size şu konuda bir uyarıda bulunayım. Birim küp aslında ne demek? Bir kenarı bir birim olan küptür. Bir de sorularda biz şey soruyoruz hatırlayın. Hacmi kaç birim küptür? Diye soruyoruz ya aslında orada ne demek biliyor musunuz? Yani oradaki cismin içine kaç tane birim küp sığdırabiliyoruz sorusuyla aynı mantıktadır bu. Birim küplerin sayısı hacim sayısını verir bize. E hocam biz şu şekilde üçgen prizmaların içine birim küp koyamıyoruz. O zaman ne yapacağız? Aslında birim küp koy, koyuyoruz da hani eritip koyuyormuşuz gibi düşünün. Ama dikdörtgenler prizması, kare dik prizma ya da büyük küpün içerisine ne yapabiliriz? Birim küplerle böyle doldurabiliriz. Yani birim küp sayısı demek aslında hacim sayısı demektir. Ee, özellikle o şu dikdörtgenler prizması gibi şekillerde siz buna dikkat edin ya da birim küp sayısı falan soruluyorsa direkt hacmede yoğunlaşabilirsiniz. Ki soruda ne demiş? Yukarıdaki şekilde birim küplerden oluşan prizmalar verilmiş. Görüyorsunuz. Prizmalardaki birim küplerin tamamı kullanılarak taban ayrıtının uzunluğu seçilebilecek en büyük tam sayı bak taban ayrıtını seçili taban ayrıtının uzunluğu seçilebilecek en büyük tam sayı olacak şekilde bir kare dik prizma oluşturuluyor. Evet ben bu birim küplerle ne yapıyormuşum? Kare dik prizma oluşturacakmışım. O zaman ben buradaki birim küplerin sayısını tek tek sayacağım mı hocam? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daha biraz önce bir şeyin başında dedik zaten ya. Böyle 7, 8, 9, 10 böyle sayacağımıza bunun hacmini bulmak yeterlidir. Burası 2, burası 3, 1, 2, 3, 4. Burası da 4. Burada kaç tane vardır? 3 çarpı 2 çarpı 4 tane. 4 kere 2 8. 24 tane birim küp var burada. Burada kaç tane? Hocam sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6 burası. 4 burası. 2 burası. 6 çarpı 4 çarpı 2. Yani bu da 48 tane birim küp var burada. Çünkü hacmi 48 birim küp. 48 tane birim küp var anlamında. Şurası da 2, 4, 6. 6 burası, 2 burası, 2 burası. Burada da kaç tane var? 6 çarpı 2 çarpı 2 hacmi birim küp sayısıdır. O da 24 tanedir. Yani toplam kaç yapıyor? Toplam 24 artı 48 artı 24. O da kaç yaptı? 96 tane birim küp var toplamda. Şimdi ben bu 96 tane ile ne yapacakmışım? Bir kare prizma yapacakmışım. Hadi yapalım bakalım. Ama tabanın bir kenarı büyük olacak. Şöyle bir kare prizma yaptık diyelim. Şöyle Çizemedim yalan şekli. Düzgün çizeyim bakayım bir de. Şöyle bir düzgün kare prizma yapalım. Tabanı en büyük olacak şekilde yalnız. Dikkat. Tabanı en büyük olacak şekilde bir kare prizma yapacağız. Şekli çizeyim de rahat bir şekilde görün arkadaşım. Ha böyle ha böyle ha böyle a böyle olacak işte burası. Şimdi gençler. Evet tabanı a a yüksekliği de h olacak. Yani bizim kaç tane şeyimiz var? 96 tane birin küple oluşturdum. Yani bunun hacmi ne olacak? 96 olacak. A kare çarpı h 96 olacak. Şimdi bir de öyle diyor ki diyor ki bize tekrar okuyalım. Taban ayrıtının uzunluğu seçilebilecek en büyük tam sayı. 96'nın çarpanlarını düşüneceksiniz arkadaşlar. Taban ayrıtı yani a bütün kenarlarda tam sayı olacak. E hocam kaç olabilir? Mesela bu 96 yarısı kaç yapıyor? 48 yapıyor değil mi? 48 a kare 48 olabilir mi? Yok alamaz. Ondan sonra 96'yı kaça bölelim? 96'nın çarpanlarını düşüneceğiz. Mesela 3'e bölelim. 3'e böldüğümüz zaman kaç geliyor? 32 mi geliyor? A kare 32 olabilir mi? A -a, olamaz. 4'e bölsen kaç geliyor? 2'ye bölsen 24. A kare 24 olur mu? Olmaz. 5'e bölünmüyor. 6'ya bölsen 16. Ha, bu 16 çarpı 6 şeklinde olabiliyor. O yüzden burada bu A kare dediğimiz 16 dersek A kare eşittir 16 ise A'yı da böylelikle. 4 olarak buluruz. E o zaman bir tabanı ayrıtı karedik prizmanın en büyük karedik prizma bu şekilde oluşturuluyor. Daha farklı oluşturulabilir mi? Tabii ki oluşturulabilir. Mesela 1 1 96 yüksekliği de 96 seçeriz. Abi bize diyor ki bu oluşturulabilecek karedik prizmada tabanı en büyük olandan bahsediyor ve kenarlarda tam sayı olsun diyor. En büyük tam kenarlı kenarlı burası yapmıyor mu? 4 ve 4 yapıyor. O da 16 çarpı 6'dan geldi arkadaşlar. Evet. Yükseklikte kaç oldu? 6 oldu. İşte bizden oluşan kare dik prizmanın yüzey alanı isteniyor. O zaman kenarlarımız 4, 4, 6 oldu. Şöyle 4, 4 ve 6 yüzey alanı. Hocam ikişerli çarpımın iki katı 16'ın iki katı 32 artı 24'ün iki katı 48 artı 24'ün iki katı yine 48 yaptı. O zaman bu da kaç yaptı? 48 48 96 96 ile 32'yi toplarsak kaç yapıyor? 128 yapıyor galiba arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle 128 çıkmış oldu. Güzel bir yorumlama sorusu arkadaşlar. Bakın aklınızda bulunsun. Birim küplerin sayısı aynı zamanda hacmi veriyor. Ama üçgen prizmada da veriyor da eritilerek koyulduğunda veriyor. Ya da piramitte, konide, bunlarda da eritilerek konuyor. Ama direkt bunlarda dikdörtgenler e, prizmasını, karedik prizmayı bunları direkt birim küplere parçalayabiliriz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet. Yandaki şekilde bir küpün zemine paralel ve dik olacak şekilde 3 kesim işlemi gösterilmiştir. Hocam bir böyle kesim var şöyle. Bir kırmızıyla kesim var, bir de şöyle kesim var. Buna göre diyor, bir kenarı 4 birim olan bir küpü birim küplere ayırmak için kaç kesim işlemi yapılmalıdır diye soruluyor. Bir kenarı 4 birim mi olacak? Evet. Bir kenarı 4 birim olması için aa hocam ben burayı 4 tane çizgiyle keserim deme. Dema öyle. Niye? Bir kenarı 4 birim olanda nasıl kaç kaç defa kesersin arkadaşım? Şuradan 1 2 3 tane kesik aya yaparsan 4 parçaya ayırmış olursun. O zaman 3 kesik burada. Baksana 3 kesik burada. Hatta 3 kesik böyle. Şöyle dikine düşünecek olursan şey yapıyor değil mi? Burada 3 kesim işlemi görmüş. Bu yeşil olan bir kesimmiş. E, dikeyine böyle 3 kesim yaptık mı yaptık Ondan sonra yatayını da aynı şekilde arkadaşım 1 2 3 kesim yapacak mısın yapacaksın Sonra Şuradaki dikey de de böyle 3 kesim yapacak mısın 1 2 3 kesim de böyle yaparsın o zaman toplamda kaç kesim yapmış oldun 3 6 9 birim küplere ayırmak için 9 tane kesim yaptığım zaman olur Ha sen böyle kestin ya. Şöyle dikine kestin ya. Yani bu şekilde gösterdim ben ama. Şu şekilde aslında bak. Şöyle birim küpler ayrıldı mı yukarısı? Evet. Burası ayrılmadı. O yüzden mavi çizgi lazım burada. Şöyle mavi çizgiyi getirince de bak. Birim küpleri de şöyle ayrılmış oldu. Kırmızı çizgi de bak. Şöyle olmuş oldu. Kırmızılar 3 kesik oldu. Maviler 3 kesik oldu. Siyahlar da 3 kesik oldu. Toplamda 9 tane kesim işlemi yapmış olduk. Bu da bir mantık sorusu. Yorum sorusu arkadaşlar. En başta bir örnek vermiş. O örneğe göre biz de kesimimizi yaptık. Kolay bir soru. Aslında tam da TYT'lik bir soru diyebiliriz. Evet bir not düşmüşüz ve en sevdiğim şey. Daha öncesinde de bahsetmiştim. Arkadaşlar biz bir yapıya baktığımızda ne yapıyoruz? Özellikle dikdörtgenler prizması, kare dik prizma gibi yapılara baktığımız zaman. Üstünü görüyorsan altını göremezsin. Önünü görüyorsan arkasını göremezsin. Sağını görüyorsan solunu göremezsin. Yani sen görünen yüzeyin yarısını görürsün. O yüzden birim küplerle oluşturula, oluşturulan ya da oluşturulabilen cisimlerden bahsedeceğiz. Yani bu küp olabilir. İşte dikdörtgenler prizması olabilir. İşte başka ne olabilir? Kare dik prizma olabilir. Ya da bu kare dik prizmanın birbiriyle yapıştırılmasıyla olan şekiller olabilir. Bu tür şekillerde şunu yapabilirsiniz. Acayip pratiklik sağlayacak. Bunu da her zaman söylerim. Mehmet Karayel hocam teşekkürler. Valla dostum arkadaşım. Onun sayesinde öğrenmiştim. 4 sene önce mi 5 sene önce mi ne? Ben öncesinde çok uzun yoldan yapıyordum bunları. Ama bu görünen yüzey çarpı 2'yi böyle kullanınca var ya toplam yüzey alanını bulunduğunu kolaylıkla bulabiliyoruz arkadaşlar. Sağ olsun dostum arkadaşım beni çok büyük bir dertten kurtarmıştı. Mesela basit bir soru. İşte bu ABC cisimlerin yüzey alanlarını şey yapınız. Ne yapıyordum? Ben bunları tek tek düşünüyordum. Tek tek buluyordum. Gerek yok kardeşim. Bak birim küplerle oluşturulan yap, yapılamı, yapım var burada. Sağ görünen yüzeyler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yüzeyi görüyorsun. Ve birim küp ya her bir alanda bir ya. Yani 9 tane, 9 tane bir normalde bunun A alanı. Değil mi? Şu A alanı silgiyi bulamadım ha. A alanı nedir? 9 tane biri 2 ile çarpacaksın. 18 yaptı. B alanına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var burada. Tamam. 8 tane 1'i 2 ile çarpacaksın. Görünen yüzeye çarpı 2. Çünkü öndeki alan aynen arkada da var. Çok mantıklı değil mi ya? Böyle tek tek hesaplayacağımıza. Bu da kaç yaptı? 16 yaptı. C alanına bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hocam bunun hepsini görmüyorum. Önemli değil. Görebiliyorsan küçük bir parçasını görsen bile sayacaksın. Kaç saydık ya biz bunu? 4, 5, 6, 7, 8, 9 saydık. O zaman 9 çarpı 1'den 2 tane var. O da 18 çıktı. Dolayısıyla Küçükten birye doğru sıralayınız demiş. 16 en küçüğü. B küçüktür. A bir de C. Yani A ile C de birbirine eşit. Ama en küçüğü de B olmuş oldu arkadaşlar. Olay bu. Geldik şuraya. Ee, 45 tane birim küpten oluşturulmuş. Hep 3 tane dikey konulmuş böyle. Niye 45 tane? Sayısını verdim ki. Bunun altında belki olmayabilir. Değil mi? Bunun altında olmayabilir. Çünkü görmüyorum o tarafı. Ama 3, 6, 9, 12... Ya da 3'ten kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 çarpı 3, 45. O yüzden 45 adetini verdim burada. Şimdi diyor ki bize bunun yüzey alanı nedir diye soruluyor. 45 tane birim küp. Her bir küpün yüzey alanı 1 ya. Hocam sayacağız. 3 tane burada var. 3 tane burada var. Kaç? Hep üçlüleri sayalım istersen. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 tane ne var arkadaşlar? Üçlü grup var. 15 çarpı 3 tane görünen yüzey var. Bir de çarpı 2 dersek olay bitti. Ama aslında 15 tane üçlü grup var. 15 çarpı 3 çarpı 1. Çünkü her biri yüzeyin alanı 1 ya. O biri de yazalım. Görünen yüzey alanı 15 yani 45 tane 45 tane bir alanı var. Bir de çarpı 2 deyince olay bitiyor. Yani direkt cevabı 90 diye buluruz. Gerçekten hoş ya. Değil mi? Evet geldik şuraya. Hüseyin'in e'si. Hüseyin'in kim olduğunu öğrendiniz artık ya. Katı cisimlere geldik. Evet Hüseyin baba. Ayrıt uzunlukları 2-2-5 olan ve ÖSME benzerini de sordu arkadaşlar haberiniz olsun. Şu H harfini yapmışlar. Elde edilen cismin yüzey alanı. Arkadaşlar bu dik prizmalardan oluşmuş. Yani birim küplerle mi oluşmuş bu? Evet birim küplerle oluşturulabilen bir yapı. Üçgen prizma falan filan yoksa bu dediğimi uygulayabilirsiniz. Arkadaşlar o zaman yüzey alanlarını bulacağız. 2, 2, 5 olduğunu biliyoruz. Hocam burası 10. Burası 2, 2 olduğundan burası kaç? 4. Ee, şu dikdörtgenler 10 yaptı. Burası da 10, burası da 10. Burası da 10. Burası da 10. Burası kaç? 4. Başka bir şey görüyor musun? Görüyorsun. Neresini görüyorsun? Burasını görüyorsun ve burasını görüyorsun. Şurası kapatılmış. Yani sen ne yapacaksın burada? Hocam 10'dan kaçı çıkartacaksın burada? şuradaki alanı çıkartacaksın. Bak şu alanı çıkartacaksın. Ondan şuradaki alanı çıkartacaksın. Bu alanda zaten 4 değil mi? Evet. Ondan 4 çıkınca kaç kalıyor? 6 kalıyor. Yani şöyle göstereyim. Şu ikisi de kaç yaptı arkadaşlar? 6 yaptı. İşte. E hocam bunun aynısı var mı? Var tabii. Bak bunun aynısı tam bunun zıttında şurada yok mu? Var. Hocam bunu saymamış mıydık? Saydık. Bu da nerede var? Tam bu arkada var arkadaşlar. Anladınız mı olayı? Olay bu. Tek tek sayacağız. Evet görünen yüzey alanı çarpı 2. Görünen yüzeyleri toplayalım. Ondan kaç tane var? Ondan hocam 1, 2, 3, 4. Başka görünen yüzey yok değil mi? Yok. 5. 5 tane 10 var. 5 tane 10 artı. Kaç tane 4 var? 1, 2. 2 tane 4 var. 2 tane 4 artı. Şuradaki alanda ne? Evet, ekstradan şuradaki alanda görüyorduk. Ondan şuradaki alanı Çıkartmıştık arkadaşım. 4'ü çıkartmıştık 6 diye bulmuştuk. 6. İşte gördüğüm yüzeydeki alan sayısı bu. Bunu bir de neyle çarpacağım? 2 ile çarpacağım. E o zaman 50 56 8 daha. 56 8 daha kaç yapıyor? 8 6 daha 14. 64 64 çarpı 2 de 128 çıkıyor arkadaşlar. Evet. Böyle tek tek bulmayla kim uğraşacak kardeşim? Gerek yok. Geldik buraya. Yine birim küplerle oluşturulan bir yapı arkadaşlar. Görünen yüzey çarpı 2 burada olayı halleder mi? Halleder. Hadi bakalım. Görünen yüzeyi bulmaya çalışalım. Hocam, şey diyeceksin belki. Bak şurada. Hocam, buradaki görüyor mu ama bunun aynısı yok diyebilirsin. Var kardeşim. Bunun en altında var mı? Var. Şuraya kadarki parça en altında var bak görüyor musun? Ama hocam şuradaki parça yok. Buradaki parça şuraya kadar olan kısım yok. Şuradaki parça yok. İşte bu da buradaki parçada arkadaşlar görüyor musunuz? Bu. Yani şu toplam alan şurası ve şurası yapıyor. Dikkat et. O yüzden görünen yüzeye çarpı 2 yap. Bazen hata yapabiliyorum arkadaşlar. Gözden kaçan bir şey oluyor. Dikkat edin. Kaçarsa da yorumlarda da söyleyin. Vallahi gözden kaçıyor. Yanlış yapabiliyoruz yani. Kusura bakmayın. Evet. Ne yapmışız? Bir parçayı çıkartmışız. Yani bu parça 5 birim. Arkadaşım şurada kalan kaç? 5. 5 çarpı 1'den. 2 çarpı 5'ten. Burada kalan kaç? 10. Hocam 1 çarpı 2'den burada kalan kaç? 2. Çünkü 1'e 2 ya. Sonra ne yapacağım? Görünen yüzey. Hocam burayı görüyorum. Hayır bunlar yapışmış. Görmüyorsun burayı. Sen şurayı görüyorsun. O zaman burada kalanı bulmaya çalış. Şuradan 2 çıktı. Değil mi? Hocam burası da 3. Yani şuranın 2 olduğunu biliyorsun. Burası da 2. O zaman buraya kaç kaldı? 3 birim olduğundan 1 kaldı. Burası da 1. Dolayısıyla burada kalan kaç yaptı? 1 kere. Şurası kaç birimdi? 3, 1 daha 4 birim. 1 kere 4 burası arkadaşım. Yani 1 kere 4, 4 yaptı. Hocam burası 2 birim. Şurası da 3 birim. 2 kere 3. Burası da 6 mı yaptı? Evet. Tamam. Sonra 5 kere 3. Burası da 15. Eyvallah. 2 kere 5. Burası 10. 1 kere 5. 1 kere 5. Burası 5 çıktı. Çünkü 1 burası, 5 burası. Sonra şurada kalan kaldı. Burada kalan nedir? Hocam bunun tamamı zaten kaç birimdi? Şu 1 bir, 4 birim mi yapıyor burası? Evet 3 birim burada. 1 bir birim bu da burada. Bak şurası da 1 bir birim. 4 birim burası. E ikisi burada. 2 i̇ki de buraya kaldı o zaman. 2 şurası da 5 olduğundan 2 kere 5. Burası da kaç yaptı arkadaşlar? 10 yaptı. İnşallah hata yapmamışımdır ya. Şurada 2 birim 2 birim 2 birim. Bu 3 birimse buraya 1 bir birim kaldı. Tamam eyvallah. Toplam 4 birim 4 birim. Tamam sıkıntı yok gibi arkadaşlar. Burada kalanları tek tek sayacağız şimdi. Bak şimdi sayalım. 5'ten kaç tane var? 5. 2 tane 5 10 yaptı. Sonra 20. Sonra 30. Sonra şu ikisi 40 yaptı. Değil mi? Sonra burada var. 50 yaptı. Sonra 50. Başka nereye saymadık biz? Şurası var. 65 yaptı. Keşke hepsinin üstüne çizgi yapsaydık. Sonra burası var. 67 yaptı galiba değil mi? Başka saymadığım bir yer var mı? Yok galiba arkadaşlar. 67 diye saydım. Yanlış saydıysam da düzeltirsiniz. Şuradakilerde hep siyah nokta var. Var 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 var. 67 zongulluğa bulduk. 67 çarpı 2. Görünen yüzeye çarpı 2. 7 7 14. E, 134 yaptı. Evet cevabımız böylelikle örnek 40'ta 134 yaptı arkadaşlar. Evet geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda ne demiş? Yukarıdaki şekil aralarında boşluk olmayan 17 tane birim küp ile oluşturulmuştur. Mavi küplerden hangisi ya da hangileri tek başına çıkartılırsa tüm cismin alanı değişmez. Evet hangisi ya da hangileri çıkartılırsa. Şimdi arkadaşlar ben burada öyle bir şey çıkartacağım ki yüzey alanı değişmeyecek. Yani burada çıkarttığım zaman ee, ne olacak? Çıkan alanlarla eklenen alanlar nötrleyecek. E, o zaman ne olması lazım? Çıkan alanın da 3 olması lazım. Çünkü birim küp çıkartacağım. Çıkan alanın da 3 olması lazım. Eklenen alanın da 3 olması lazım. Sen mesela A alanı çıkarttığın zaman. Ne oldu? A alanı çıkarttığın zaman hocam arkada bir yüzey eklendi. Burada da şu yüzey eklendi. 2 yüzey eklenmiş oldu. Çıkan yüzeyler ne oldu? Bak 1, 2, soldaki yüzey 3, alttaki yüzey 4. 4 tane yüzey çıkmış oldu. 4 yüzey çıktı. 2 yüzey eklendi. Neresi eklendi? Şurası eklendi. Bir de şurası eklenmiş oldu. Olmaz. 4 yüzey çıkıp 2 yüzey eklendiği zaman alanda bir eksilme olur. Eksilme olmaması için 3 yüzeyin çıkıp 3 yüzeyinde geri girmesi lazım arkadaşlar değil mi? O zaman burada B'ye bakalım şimdi. Hocam B'ye baktığın zaman da bak bir önde 2 arkada 3 şeyde çıktı. Önde üstte arkada çıktı. Hocam bu çıkan alanlar eklenen alanlar ne olacak? Şuradaki alan eklendi. 1. Bunun altındaki alan eklendi. 2. Bunun yanındaki alan eklendi. 3. Eklenen alan 3, çıkan alan da 3. Sen sadece çıkan alanları bulsan yeterli. Ön, üst ve arka çıktı. Dolayısıyla B alan çıktığı zaman alan değişiyor mu? Değişmiyor. Şuna baktığın zaman hocam 1 2 1 2 3 tane çıktı. Bir de sol tarafındaki de çıktı zaten. 4 tane alan çıktı. C olmaz. E'ye bakalım. Önce D'ye bakalım. Tam köşeden çıkınca alan değişmiyor zaten. Bak 1, 2 çıktı. Hocam alt tarafta çıktı. 3 tane alan çıktı. 3 tane alan eklendi. Üst taraf eklendi. Arka taraf eklendi. Sol taraf eklenmiş oldu. O yüzden D de olur. E'ye bakalım. Hocam E'ye biraz hayal gücünüzü kullanın. Bir sağdaki alan çıktı. Bir de arkadaki alan çıktı. Başka çıkan bir alan var mı? Yok. Değil mi arkadaşım? Alt üst. Zaten neye bakacaksınız? Ee, sağ sol alt üst ön arkaya bakacaksınız. Bak şimdi sağ taraf çıktı. Sol tarafta bir parça oluştu. Birbirini nötrledi. Bu çıktı bu çıktı. Ee, arkadaki çıktı önündeki nötrledi. Ama üst yüzeyler ekstradan da çık gelmiş oldu. Fazlaşmış oldu yani burada kalan O yüzden cevabımız ne yaptı? B ve D yapmış oldu arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. Evet örnek 41'de B ve D çıktı ve geldik örnek 42'ye. Böyle bir soruda da paylaşmak istedim. Bunu KPSS'de, ALES'de, DGS'de falan sorabiliyor. Sordular arkadaşlar. Bir de şeyde niye sormasınlar? Burada niye sormasınlar? Ve çok güzel bir mantığı var. Bazı kitaplar bunu formüle ediyor. Hiç formüle etmeye gerek yok. Öncelikle ben bunu şöyle bir kopyalı yapıştır yapayım. Onun üzerinde yorumumuzu yaparız arkadaşlar. A şıkkını şurada yapalım. Arkadaşlar yukarıdaki birim küplere bir şey yapmışlar. Evet. Şunun üzerinde yapacağım arkadaşım. A şıkkı burada. Şuraya A şıkkı diyeyim. İnşallah görürsünüz. 300'ü de şimdi yukarıdaki bunu ne yapmışız? Yukarıdaki birim küplerden oluşan köpün dış yüzünü kırmızı renge boyadık. Ve birim küplere ayırdık. Parçaladık. Şimdi diyor 300'ü birden kırmızıya boyalı kaç birim küp vardır diye soruluyor. Arkadaşlar 300'ü birden kırmızıya boyalanlar şuradan bakalım öncelikle. Hocam şuradan baktığın zaman şu 300'ü de açıklı olan şu köşesi var değil mi? Şurası 200'ü de açıkta. 200'ü açıkta. 300'ü açıkta olan neredekiler oluyor? Köşedekiler oluyor. O zaman 300'de açıkta olanlar köşe sayısı kadardır arkadaşlar. 300'ü kırmızıya boyalı olan köşe sayısı kadar. Yani köşe sayısı 1 burada, 2 burada, 3 burada, 4 burada, 5 burada, 6 burada, 7 burada, 8 burada. Yani kaç tane varmış arkadaşlar? 8 tane. B şıkkına bakalım şimdi. B şıkkı da yine aynı şekilde CTRL şunu delete yapayım. Şunu kopyalayayım. CTRL C, CTRL V. Şöyle getirdim. B şıkkına da bakalım. B şıkkına da şurada bakalım. İki yüzü birden kırmızı boyanlanıp olanları bulalım. Bak şimdi formülüzeyi kendimiz edeceğiz zaten. Ne dedik? Üç yüzü boyalı olanlar hangi sayıda birim küp olursa olsun hep köşedekiler. Her zaman 8. 201'den birden boyalı olanlar. Hocam 201'den birden boyalı olanlar neresi? Bak şu. 201'den birden boyalı olan. Şu. Değil mi? Şu. Şu. Hatta bak şurası hocam. Yo burası da 300'ü. Köşedekiler olmaz. Şu ortadakiler değil mi arkadaşlar? Şunlar. Şu köşede olanlar. Yani ne diyeceğiz biz? Şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Hocam burası tek bir yüzeyi tek bir yüzeyi boyalı olmuş oluyor o zaman. Olmaz burası. Aa hocam. Ayrıt sayısı üzerindekiler. Bak gördünüz mü? Ayrıt sayısı. Ayrıtlar üzerinde olanlar. Her bir ayrıtta iki yüzeyi boyalı olanlar var mı? Var. O zaman ben ayrıt sayısını bulacağım. O zaman formülüze edelim. Ayrıt sayısı çarpı 2 oldu. Bu soruda ama. Eğer bu 4'e 4 değil de 5'e 5 olmuş olsaydı bir küp daha eklenecekti. Ayrıt sayısı çarpı 3 olacaktı. Yani e, 6'ya 6 olmuş olsaydı ayrı sayısı çarpı 4 olacaktı. O şeklen kendini bulacaktı. Niye? Çünkü her bir ayrıt üzerindeki ayrıt sayısı mı? Evet her bir ayrıt üzerinde her bir ayrıt üzerinde mesela bu ayrıt üzerinde hangisini seçtik arkadaşlar? 2 yüzeyi boyalananlar 1, 2. Şu ayrıt üzerinde 1 2. ayrıt üzerinde 1, 2. Bu ayrıt üzerinde 1, 2. Bu ayrıt üzerinde 1, 2. Gördün mü? Bak şurada da böyle. Burada da böyle. Her bir ayrıt üzerinde iki tane olanları seçtik. E kaç tane ayrıt var arkadaşlar? Dört tane tabanda değil mi? Şöyle yapacak olursak burada da iki yüzeyi ön ve altı. Şurada da öyle. Şurada da öyle. Dur bakalım. Burada da şunlar arkadaşlar. Her bir ayrıt yüzeyindeki ayrıt sayısı kadar iki diyeceğiz. E peki küpün ayrıt sayısı kaç? Hocam dört tabanda. Dört tavanda dört de sütunda on iki. 12 çarpı 2'den 24 mi yaptı? Evet. Birim küp sayısı 5 olsaydı 12 çarpı 3, 6 olsaydı 12 çarpı 4. Gördün? Bak bir kere bunu anla ondan sonra bütün soruları yaparsın. Hadi C şıkkına bakalım. Evet merakla bekliyoruz C şıkkını. C şıkkı da şu. Ne diyor bize? Bu sefer yine bu şekil üzerinde yorumlayıp altta göstereyim ben size yine. Arkadaşım bu sefer de diyor ki tek yüzü boyalı olanlar. Tek yüzü boyalı olanlar sadece bunlar kardeşim. Başka var mı? Yok. Şunlar olamaz. Bak iki yüzü boyalı. Ya da bu köşedekiler olamaz. Zaten sen şu köşedekileri hallettin. Bu ayrıt üzerindeki şunları hallettin. Şunlar oldu Sadece ortada kalan bunlar olmuş oldu. O zaman bunlar. O hocam her bir yüzey dedim bu sefer. Bak dikkat et. Neredeydi? 3 köşesi bak. 3 yüzeyde boyalı olanlar köşede. Sonra 2 yüzeyi boyalı olanlar ayrıtta 3 yüzeyi boyalı alanlarda yüzeyin ortasındaki karelerde oluyor. Yani şunlar 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 şunlar. Yani her bir yüzeyde de 4 tane yok mu burada? Evet. E o zaman burada ne diyeceğiz? Yüzey sayısı çarpı ne diyeceğiz arkadaşlar? 4 diyeceğiz. Ha bu 5'e 5'lik olmuş olsaydı o zaman ne olacaktı arkadaşlar? 5'e 5'lik olmuş olsaydı o zaman sayımız 3'e 3'lük olacaktı arkadaşlar. Tamam mı? E hocam bu birim küp olmasaydı yani burası 4 buraya bir tane daha eklemiş olsaydık yani atıyorum küp değil de dikdörtgenler prizması şeklinde olmuş olsaydı bu şöyle bir şey olmuş olsaydı o zaman buradaki şey de değişiyordu bak bunları da koyacaktık o zaman 6 yani yüzey sayısı çarpı 6 diyecektik bunu da unutma nereden başladık köşe ayrıt ve yüzey yani tek yüzey tek yüzü boyalı alanlarda yüzeyin ortasında kalan şuradaki şekillerde arkadaşlar. Buradaki şekillerde o da her bir yüzeyde 4'er tane olduğunu bulduk. O yüzden yüzey sayısı çarpı 4. E bizim şunları da şöyle göstereyim. Şun şurada da göstereyim. Şurada 1 2 3 4 1 2 3 4. Yüzey kaç tane yüzeyi var zaten? 6 tane yüzeyi var. 6 çarpı 4'ten o da kaç yapar? 24 yapar. Peki kırmızıya boyanmayanlar. Bunların içindeki değil midir arkadaşlar? Dışındakileri sayacağız. Ya da Boyalı olanları sayacağız. Olay bitecek. Tüm küplerden o zaman D şıkkı da ne olacak? Tümünden boyalı olanları çıkartacağız. Bu sorulduğunda da şey yapacaksınız işte. Bir yüzü boyalı olanlar ya da bunları tek tek sayacaksınız dışarıdakilere böyle. Şuradakilere saymayla uğraşmayın bence dediğim şeyleri anladınız. Köşe ayrıt ve yüzey üzerinden baktığınız zaman olay bitti. Tümü zaten kaç? Arkadaşlar 4 çarpı 4 yani 4'ün kübü değil midir? Hacbi kadar şey birim küpü yok mudur? Evet. 4'ün küpünden boyalı alanını çıkartacağız. E, zaten bu sorulduğu zaman da 300'ü boyalı olan, 200'ü boyalı alan e, ve tek yüzeyi boyalı olanı mecburen bulmak zorundasınız. Öbür türlü de zorlanırsınız çünkü. E, bundan tümden boyalı olanları çıkartacaksınız. Yani tek yüzü boyalı alanını, sonra 300'ü boyalı olanı, 200'ü boyalı, boyalı olanı ve burada da yine tek yüzü boyalanır. alanları çıkartacağız. Yani şuradaki adımlar da bizim için önemli tabi burada. Yani sen burada 16 çarpı 4 64'den 24 24 48 48'den de neyi çıkartacaksın? 48'den de 48 56 mı? Evet 56'yı çıkartacaksın o da kaç yapıyor? 8 yapıyor. Ha, sen bunu böyle de şey yapabilirsin aslında. Ee, kaça kaçlık bir küp olduğunu bulabilirsin. Şöyle bulabilirsin bunu da. Bunu da şu şekilde. Çünkü bunu bulurken tümünden yok 3 yüzü boyalı 2 yüzü boyalı tek yüzü boyalı olanları bulmak zor geldi diyorsan hocam tam bu yüzeyin dışındakileri şey yapacaksın. Yani sen burada 4 birim ya bunlar. E şu yukarıdan 4 birim ya. Yuka, bir birim buradan aşağı ineceksin bir birim de buradan aşağı ineceksin. 2 birim yaptı dikey? E buradan da bir birim bir birim geleceksin. 4 birim de 2 birim yapacak orası da. Orası da 2 birim. Yani 2'ye 2'lik bir küp kalmış oluyor arkadaşlar. İçeride 2'ye 2'lik bir küpün de bir kenarı 2 birimse bunun da küp sayısı nedir? 2'nin kübü de diyebilirsin böyle. Bunu da bu şekilde yorumlayıp öyle hamle yapabilirsin arkadaşım. Çünkü 4'e 4'lükse hadi formüle edecek olursak 4'e 4'lükse 2'ye 2. 2. 5'e 5'likse 1 1 çıkart. Yani 2 çıkart. O zaman 3'e 3'lük bir küp içeride kalıyor. Boyanmamış kısım arkadaşlar. Ha şey 3 4 5 şeklindeyse de hani mesela şu şekildeyse şunu demek istiyorum. 3 4 5 demeyelim de Mesela 5 6 7 şeklinde ise de hocam buradan sağdan soldan 2 çıkartacağız. 3 yapacak. Şurası 3 yapacak. Şöyle göstereyim. Burası 3 yapacak. 6'dan 2 çıkartacaksın. 4 yapacak. 7'den de 2 çıkartacaksın 5. 3 4 5'lik kısım kalmış oluyor içeride arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam bunu da bu şekilde yapıyoruz. Yani en takımları çıkartıyoruz. En takımları çıkarttığımız zaman içeride e, bire birlikleri çıkartacağız ya sağdan soldan birebir çıkarttın. Ee, toplam 5'ti. 5'ten 1, 1, 1 çıkarttık. Yani 2 çıkartıp o şekilde de bulabiliriz. Bu daha mantıklı sanki değil mi? Evet. Bu şekilde yapmaktansa, şu şekilde yapmaktansa e, son gösterdiğim şekilde yapmanız daha mantıklı oluyor arkadaşlar. Bu da bir mantık işi. Bu mantıkla da ilgili sorular karşınıza gelebilir arkadaşlar. Buna da dikkat edin. E o zaman olay bitti mi arkadaşlar böylelikle? Evet. Sanki burada birim küplerle ilgili olan kısmı bitirdik. O zaman ne kaldı? küp açılımları kaldı. Onu da bir sonraki videoda halledelim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.